Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde biraz daha transfer hamlelerine yoğunlaşacağız. Hazırlık sürecindeki maçlarda denk gelirse oynayacağız ama o biraz daha asistana bırakırım. Daha hızlı geçer oralar çünkü bizim için önemli olan biliyorsunuz resmi maçlar. Hazırlık maçlarındaki performansı skorlara da göz atarız. Kadrodan ayrılan bazı oyuncular var. Bunlara bakalım hemen. Transfer geçmişi diyelim. Tarihe göre sıralayayım. Evet. Çağatay'ı kiralık gönderdik. Herhangi bir beklentimiz yoktu maddi olarak. Ferdi'yi Salzburg'a 9 milyon euroya sattık. Aslında bir 15'ten kapıyı açtık ama pek çalan olmayınca yavaş yavaş kademe kademe düşürdük. Sonraki satıştan kardan payda %30 verecekler. Ferdi Kadıoğlu bu meblağı gönderdik. Fena değil. Daha iyisi olabilirdi ama oynatıp performans bekleme şansım yoktu açıkçası. Sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda da bir netliği olmadığı için tercih edemedim o yolu da. Sinan Gümüş'ü sattık. 2.2 milyon euroya kadar çıkabilecek bir bedel olabilir. Sosa'yı 1 milyon euroya gönderdim. Tabi Sosa çok düşük bir maliyete bedele gitmiş olabilir ama son senesi aldığı yüksek maaş bunları düşününce gayet iyi. Crespo'yu kiraladık. Opsiyonlu bonservis bedeli var. 7.25 milyon euro. Maximilian Meyer Lokomotiv Moskova'ya kiralandı. Burada şöyle bir avantaj var. Meyer hem maaş yükünden kurtardı bizi. Yani kendi maaşını karşılıyor. Bunun yanı sıra aylıkta kiralama bedeli alacağız. Toplamda 2.2 milyon euroluk üstüne para alacağız. Bu bizi biraz rahatlatmış oldu. 8.25 milyon euro bonservis bedeli varmış opsiyonu. İnşallah o tutarlara gider. Başka da bir transfer olmadı giden. Gelenlerde henüz kimse yok. Ama çalışmalarımız olacak tabi. Şöyle bir gözlemcilik takip listesi. Evet, bizim bir takip listemiz var. Önceliğimiz sol bek demiştik. Sol bekte Bjorkan beta'da geliyordu ama full sürümde ben hiç imzalatamadım. Sözleşmesi de bitiyor. Kulübüyle anlaştım. Hani dedim Bjorkan'a gitmeyelim. Önce kulübe bonservis verip sonra oyuncuyla anlaşırız. Gene kabul ettiremedim. Yani bu kariyerde denemedim ama başka denemelerimde başarılı olamamıştım. Beta'da aldığım vardı. Omar Richards'la ilgileniyorum. Baş gözlemci rapor getirecek. Sol koridoru tek başına kullanabilecek beceride bir oyuncu. Çok yetenekli ve tam bir takım oyuncusu. Yani bu kadar yetenekli olup çalışkanlığı ve takım oyunda bu kadar üst düzey olan bir oyuncudan ben çok verim alacağımı düşünüyorum. Şu an için kiralık anlaşmaya çok başarılı olmadı. Çok yüksek bedeller istiyorlar. Yani 2 milyon euro maaşı var zaten. Bunu karşıladık, eyvallah. Bir de üstüne para isteyince bu kiralama bedeli çok yüksek rakamlara çıkıyor. Temmuz'un sonuna doğru bir tekrar şansımı deneyeceğim. Tabii hep gözlemliyorum. Ama Omar Richards'la en az 2 sene oynamak istiyorum. Çok kaliteli bir sol bek. Bastoni var Spezia'da. Kullanılabilir. Bu arada kim izliyormuş Bastoni'yi? Fiorentina istiyormuş. Bence gayet güzel bir profili var. Çok atlet değil. Ama kötü denecek kadar da düşük seviyede değil. Dribbling falan çok üst düzey. Teknik olarak bence çok yeterli. Pas oyununa da inanılmaz yatkın bir bek. Tabii maliyet olarak biraz daha yüksek olacak. Hani hem bonservis bedeli vereceğiz hem de maaş olarak bir şey vermemiz lazım. Burada 185 bin euro diyor ama daha yüksek paralara da çıkabilir. Aslında hem üçlü savunmanın sol bekine, yani beşlinin solunda oynayabilecek bir oyuncu, dörtlünün solunda da oynayabilecek bir oyuncu. Omar Richards'a göre biraz daha mütevazi bazı özellikleri ama farklı yönlerden değerlendirdiğimiz zaman da çok daha hani güven veren bir oyuncu böyle savunmada falan. Bir teklifte bulunmadan önce temsilciyle detayları görüşelim. Ne diyor? Oyuncunun kendisine gelen bütün teklifleri dinlemek istiyorum. Yani diyor ki transfer olurum ya da olmam demiyor ama tabii ki de görüşürüz. Maaş talebi hiçbir şey değil. Burada Spezia ile anlaşmak lazım. Hemen şöyle bir teklif yapalım Spezia'ya. Şimdi çok fazla bir bütçemiz de olmadığı için 1 milyon euro nakit vereyim. Burada 12 taksit. Şöyle bir şey yapalım. 1 milyon euro vereyim. 3 oldu. İlk etapta hemen şeye çıkmayalım. Forma giydiği maç başına değil de evet 50 maç oynarsa da
2 milyon euro vereyim. 50 maçı zaten bu sezon kesinlikle tamamlayamaz. Çünkü lig maçı olması lazım. Yani 1,5 sezon sonra falan en iyi ihtimalle olur. Bakalım 5 milyon euroya şartları öner dedik. Kabul etti. İlk seferde şartlar kabul edilince diyorum ki lan keşke biraz daha düşük verseydim bazı şeyler, ama önemli değil. Bu sezondaki transfer bütçemizden sadece 1 milyon euro gidecek. Yani eğer olursa çok güzel olur Bastoni. 24 yaşında çok genç ve hani İtalya'da da piyasası olan bir oyuncu. Yani bu adamı sol beke başka bir oyuncu bulursan bunu at orta sahaya, dinamo olarak kullan yani. Hakikaten oynar oralarda da. Bence iyi bir transfer olabilir. Loris Benito var bedelsiz olarak. Tabii Benito da oynayacağınız oyun tarzına göre tercih edilebilir. Hani sol stoper olarak bile kullanabilirsiniz yeri gelince, ama hani maliyet olarak falan daha düşük olacak, eyvallah. Ama 29 yaşında elden çıkarmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dribbling falan çok iyi değil. Ve fiziksel olarak çok çabuk düşecek bir oyuncu gibi duruyor. O yüzden Benito'dan uzak duruyorum. Stoper ihtiyacımız vardı. Stoperde kimler var? Bu arada iki tane yanlışlıkla şey yapmışım ben. Takip listesi. Birinde iyi koymuşum, birinde koymamışım. Hepsi birbirine girmiş. Stoper mevkine de ihtiyacımız vardı bildiğiniz üzere. Burada Dimitris Siomas var. Bedelsiz olarak kadroya katılabilecek bir oyuncu. Ben geçen sene Fenerbahçe'nin transfer ettiğini görmüştüm. Oradan bir takibi aldım. İyi bir oyuncu. Ama çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zihinsel özellikleri gayet tatmin edici. Teknik anlamda da savunma yönü fena değil, iyi diyebiliriz. Çok hantal, çok yavaş bir oyuncu. Ve aldığınız zaman da elinizde patlayacak bir oyuncu. Ya patlayacak derken satıp paraya çeviremeyeceksiniz. Ama kullanabileceğiniz bir oyuncu. Burada Carlos Salcedo var. Değerlendirmeyi alabileceğim bir oyuncu. Çok yüksek olmayan bir meblağ kadroya katabilirim. Sağ bek ve stoper oynama becerisi var. Sol ayak kuvvetli sayılır. Sağ ayak çok kuvvetli. Bu da çok özel bir şey bence bir stoper için. Yani her iki ayağını da kullanma yeteneği var diyebiliriz. Pasör stoper olarak kullanmak için teknik seviye biraz düşük gibi, ama ilk kontrol, pas, vizyon fena değil. Yani bizim ligimizi götürebilecek seviyede. Hava topları fena değil. Çok iyi olduğunu söyleyemem. Ayakları yere sağlam basıyor. Çok dengeli. Cesaret çok yüksek. Stoperlerde çok önemlidir bu. Kararlılık çok yüksek. Karar alma düşük. Konsantrasyon biraz düşük. Soğukkanlılık da biraz düşük. Yani Salcedo'nun artıları var ama bunun yanında eksileri de var. Lille istiyormuş, transfer etmek istiyormuş. Ama maliyet olarak da biraz düşük olacaktır Salcedo. Lautaro Gianetti var. Yarı İtalyan, yarı Arjantinli. Gianetti isminden zaten İtalyan uyruklu olduğunu görüyoruz. Milli takım tercihini Arjantin'den yana kullanmış. Yani şöyle baktığım zaman çok iyi bir savunmacı değil. Ama zihinsel özellikleri çok iyi. Konsantrasyon ve ön sezi 15. Harika. Kararlılık 16. Karar alma 14. Çalışkanlık var. Cesaret 17. Top kapma, kafa vuruşu 15. Markaj 16. Zaten savunmanın kitabını yazmış. Hani o yönden. Markaj 16. Top kapma 15. Tabii ayağı da fena değil bu arada. Pas 12. İlk kontrol çok düşük. Teknik 11. Vizyon 11. Süper Lig'de gene idare edebilir sizi. Ama Avrupa'da falan böyle iyi takımlarla oynarken sırıtabilir. Ama şöyle standart stoper kullanırsak, standart stoper savunma olarak eksikliğini görmeyiz diye düşünüyorum. Çeviklik zafiyet derecesinde 9. Ama ön sezisi ve konsantrasyonuyla bu çeviklik problemini de giderebilir diye düşünüyorum. Bir temsilciyle detayları görüş diyelim. Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünebilir. Bu transferin gerçekleşmesi taleplerimiz şunlarmış. Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istiyormuş. Evet. Maaş talebi de çok yüksek değil. Ama tabii Velez'le anlaşmak lazım. Teklif yap diyelim. 650 bin euro nakit verelim. Eyvallah. Taksitli olarak da 1 milyon euro verip bir ilk teklifi yapalım. Kabul etmediler. Şunu biraz yükseltelim. 2 milyon euro yapalım. 50 maç sonra da 1 milyon euro versek ne diyecekler acaba? Bekleyelim bakalım. Bir stoperle görüştük. Yoris'le yani bu konsantrasyon mevzuları biraz düşündürüyor olabilir beni. Ama bakacağız. Yoris'le olabilir.
Sebastian Casares var. Genç bir stoper. Hava topları biraz zayıf gibi ama şimdilik o da hani zıplaması düşük ve kafa vuruşu çok iyi. Yine pasör stoper yerine standart stoper olarak düşünebileceğimiz bir oyuncu. Sağ ayağı çok kuvvetli, sol ayakta idare edermiş. İyi değil yani. Ama şöyle şu özelliklere baktığım zaman karar alma biraz düşük. 21 yaşında biraz gelişim gösterebilir. Fiziksel anlamda eksikleri var. Onlar da gelişim gösterebilir. Bir oyuncuyu gözle diyelim. Maliyet olarak da abi çok da çok 9.8 milyon euro, 10 milyon euroya kadar çıkabilirmiş. Maliyet olarak çok az ama bir bonservis bedeli soralım. Casares'in. Bruno Mendes, Puli Domingo ve şöyle bir Norveçli kardeşimiz var. Norveçli oyuncular her seride muhakkak bir tane alırım veya iki tane İzlandalı, Norveçli denk gelmesi lazım. Yani 19 yaşında çok olmamış bir oyuncu. Alıp geliştirebilir miyiz diye düşünüyorum. Bazı eksik özellikler, hatta her yönden eksikliği var. Zihinsel olarak falan çok eksik. Konsantrasyon, ön sezi. Alıp ne kadar geliştirebiliriz bunu merak ediyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi yabancı sınırlaması da gelecek. Aldık. Düzenli olarak oynatmamız lazım. Üçlünün sağında falan kullanabiliriz. Zaten sol ayak yok. Mecbur sağ olacak. Pasör stoper olarak idare eder. Ama daha çok standart stoper olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu. Eğer gerekirse ayağını kullanması kullanabilir. Ben yine şöyle bir bonus detaylarında bakalım. Çok istiyormuş transferi ama işte 6.5 milyon euroya varacak kadar bonservis istiyormuş. Bakalım. Kulüpten dönüş bekledik. Tabii bunlar çok genç oyuncular. Çok güvenilmez. Carlos Vivas ilgimi çeken başka bir oyuncu oldu. Tabii genç bir oyuncu, 19 yaşında ama çok eksiği var yine. Hani 11-12 çok güzel değerler gibi gelebilir böyle ama hani 17 yaşında, 18 yaşında olsa daha çok şey düşünebilirdim ama tabii şu maliyete de ya bu riske girmeye değer ama yabancı sınırı beni korkutuyor. Alıp kiralamak da istemiyorum açıkçası. Vivas'ı da seçeceğiz o yüzden. Emin Bayram da listemizde her zaman kovalayacağımız bir oyuncu olacak. Tabii Galatasaray'dan transfer etmek çok zor ama yapacak çok da bir şey yok. Orta sahada eksiğim vardı. Burada Petros var. İlgimi çeken bir oyuncu. Bedelsiz olarak kadroya katabileceğim bir oyuncu. Muhteşem bir top kapması var. Agresiflik, cesaret. Elit seviyede dayanıklılık da aynı şekilde. 32 yaşında. 2 yıllık kontrat önersek 34 olacak. Biraz problem yaşatabilir mi bize acaba? Savaşçı orta saha veya dinamo olarak kullanıp verim alabileceğimi düşündüğüm bir oyuncu. Karar alması çok iyi değil ama fena değil. Dayanıklı bir oyuncu ve çalışkan bir oyuncu. Takım oyunu da fena değil, çalışkanlığı da fena değil. Orta sahada top kapıp arkadaşlarına servis yapabilir. Bir deneme teklif edelim bu arkadaşa. Gözlemleyip karar verelim. Bu arada kariyeri de çok böyle iç açıcı değil. Yani hani Brezilya, İspanya'ya gitmiş veya Sociedad'da burada. Pardon, Real Betis'te. Sonra tekrar Brezilya'ya dönmüş. Oradan da Suudi Arabistan'a gitmiş. Yani bakacağız işte raporları falan. Elimizde kaldığı müddetçe göreceğiz. Karar vereceğiz. Orta sahaya Pedro Aquino. Yani bunu listeye aldım ama işte daha çok böyle mücadeleci oyuncu lazım. Patrick Berg. Muhteşem bir oyuncu ama Chelsea falan teklifte bulunmuş. Pek o yüzden bize gelmeyi isteyeceğini düşünmüyorum. Pek istemiyor. Evet, şartları bildirmeye gerek yok. Hiç bu topa girmeyelim. Chelsea falan devrede. Niziero adından dolayı listeye ekledim. Çok şey bir oyuncu değil. Pasör bir oyuncu. Ayağı düzgün. Hani elimde hiç defansif oyun kurucu tarzı bir oyuncu olmasa düşünebilirdim ama aradığım özellikler yok Niziero'da. İsteyen, ihtiyacı olan bakabilir. Thomas Belmonte. Enteresan bir oyuncu. Yine aradığım özellikleri çok iyi. Savunma yönü ön plana çıkan bir oyuncu ama rakiplerimiz çok dişli. Burada gözlemliyor. Chelsea, Crystal Palace, Leeds, Manchester City, Tottenham. Yani başka oyuncu mu yok? Yani gidin başka yerden oyuncu bulun ama işte temsilci detaylarını görüş diyelim. Bakalım ne diyor? Düşünebilir diyor Fenerbahçe'ye transfer olmayı. Tabii Premier Lig ekipleri de takip edince biraz oyuncunun fiyatı yükseliyor. Çok girmemek lazım bu toplara.
Gabriel Menino çok güzel bir hayal, çok güzel bir rüya bence. Cesar Araujo, sanırım burada da Cesar Araujo. Yani Eyüp Aydın pusuya yattık, bekliyoruz. Hamilton için de yine aynısı geçerli, gelişimine bağlı. Cesar Araujo'yu biz gözlemlemişiz sadece. Defansif oyun kurucu destek olarak kullanabiliriz. Dinamo destek olarak kullanıp top kapması çok düşük ama hani dedim ya, Sosa'nın yerine yetenekli, yani yetenek derken oyun kurma anlamında becerisi olan, ön sezisi falan iyi olan bir oyuncu alabiliriz. 20 yaşında bu vatandaşı alıp orta sahada defansif oyun kurucu destek olarak değerlendirebiliriz. Hem geleceğe yatırım olur hem de ilerleyen yıllarda milli takım forması giydiği zaman da bu çocuğu biz yetiştirdik, milli takım oyuncusu oldu diyebileceğimiz bir oyuncu. Bence her şeyden var çünkü bu çocukta. Savunması da fena değil. Yani pozisyon alma ve markaj 1-13, 1-12 top kapma çok iyi değil ama olsun. Karar alma 13. Bence gayet yeterli seviyede şimdilik. Kararlılık 17. Çalışkanlık 12. Takım oyunu 15. Bence bu çocuğa bir şans verelim. Hava toplarında bir zafiyeti var ama olsun. Temsilciyle detayları görüş diyelim. Oyuncunun kendisine gelen bütün teklifleri değerlendirmek istiyormuş. Çok da yüksek maliyeti olmayacak bir oyuncu olduğundan dolayı bu arkadaşı kadroya katacağız. 12 aylık 3 taksit diyelim. 1 milyon euro diyelim. Bakalım ne diyecekler. Sonraki satıştan elde edilecek kardan pay, hazırlık maçı ayarla. Teklifi iptal et diyoruz. Bu transfer teklifleri iğrenç oluyor bazen. Hemen ne yapıyorum ben buradan? Satış bedelinden payı kaldır diyorum. Bunların bir tanesini de iptal etseniz bir daha söylemiyorlar zaten. Şuradan 5 milyon mu ne yapıyorsun? 500 bin euro yaptım. Taksitler 12 aylık 3 taksit dedim. Burada da 1 vereyim, 1,5 milyon euro. Burada da 50 maç 500 bin euro yapalım. Toplamda 2 milyon euroya herhalde kabul ederler. Evet, kabul ettiler. 500 bin euro bu sene cebimizden çıkacak. Yani maaş bütçemizden düşecek. Orta sahada başka bir oyuncu düşünmüyorum. Zaten yeterince oyuncu aldık. Bir de burada Venezuelalı tavsiye edebileceğim Segovia var. Kulübümüz tarafından gözlemleniyor. Empoli, Milan bilmem ne bayağı talibi olan bir çocuk. Kararlılık 4. Yani bu kararlılığın 4 olması beni biraz korkuttu açıkçası. Mentörlük grubunda kararlılık seviyesi yüksek olan bir oyuncuyla çalıştırılıp iyi seviyelere getirilebilecek bir oyuncu. Bakalım takip edeceğiz neler olacak. Richard Sanchez. Yok ya, bizde kimler var? Furkan Karabıyık var. Orta saha merkez. Hertha Berlin'de. Ludwig Navik. İsveçli genç bir oyuncu vardı ya orta sahada. Hasan Ali zannettim, ne alaka diyecektim. Hüseyin Ali'ymiş. Evet, Miljot Svetberg. Muhteşem bir orta saha oyuncusu abi bence. 17 yaşında gerçekten harika bir oyuncu. Yine detayları görüş diyelim. Kulübümüze transfer olmayı düşünmüyorum. Takip listemize ekleyelim bu arkadaşı. Size de tavsiye ediyorum. Tabi burada biraz yüksek bedel istiyorlar. Epey iş yapabilecek bir oyuncuya benziyor. Gelişimini takip edeceğiz artık yakından. Burada başka kadromuza katmayı düşündüğümüz bir oyuncu yok. Sol açık için Yuriel Seli'yi düşünüyorum. Teknik olarak mükemmel bir oyuncu. Hani penaltılar, duran toplar, kornerler falan zaten oyuncunun bu artısı. Kafa vuruşu falan da iyi yalnız. Zıplaması falan çok iyi değil. Ona rağmen 12 fena değil. Uzaktan şut var. Teknik çok iyi. Pas oyununa da uygun. Vizyon da fena değil. Zihinsel anlamda eksiklikleri çok var. Sol ayağı çok kuvvetli. Sağ ayağı zayıf bir oyuncu. Sol ayaklı. Alıp deneyeceğiz. 19 yaşında. Sözleşmesi bitiyor zaten. Devre arasında eğer kabul ederse gelecek. Hemen bir niye istemiyor? Yakın bir teklifte bulunmadınız mı? Tamam işte yıldız adayı diyorum. Yedek oyuncu diyeyim. Ben oyuncumun kabul edilebileceği bir teklif yapmanızı istedim fakat bunu başaramadınız. Bu nedenle oyuncum adına sizinle yaptığımız müzakereleri sona erdiriyorum.
Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ya zaten benimle görüşmek istemiyormuş. En başta şey yapsana, burada istemiyor de. Olimpik Marsilya'ya transfer olmak için. İnşallah gidemezsin oraya da. Neyse. Yuri, sen bilirsin güzel kardeşim. Adil Bastia'ki de 19 yaşında bir genç oyuncu ama zihinseli çok yetersiz. Gerson fena değil ama o da yetersiz. Burada bak, o kararlılık bir uzak dur bundan. Nico Lopez varmış, sağ açık. Solda da kullanabilir miyiz bu çocuğu? Bu sözleşmesi bitiyor. Evet, solda da sağda da kullanabileceğimiz bir oyuncu. Sağ ayak orta, sol ayak çok kuvvetli. Yani bu adamı alsak başımıza bela olur mu? Kullanabilir miyiz diye düşünüyorum. Takım oyunu fena değil. Çalışkanlık da var. Teknik olarak iyi. Tabii Yuriel'den sonra biraz düşük geldi bu teknik özellikler ama gene fena değil. Yani kanattan da ceza sahasına kat eder diyor. Yani iki kanatta da dar alana sokabiliriz bu arkadaşı. Sözleşmesi de bitiyormuş. 27 yaşında. Bakalım takip eden birileri var mı? Ben varım. İyi mal vitrinde durmaz diye bir laf var. Çok denemiş. Uruguay, İtalya'ya gitmiş. Roma'ya. Udinese'ye transfer olmuş. Verona. Yani tam böyle Avrupa'ya gidip başarı yakalayamayıp sonra tekrar ülkesine, ya işte kıtasına dönen bir oyuncu profili ama acaba geri getirsek bizde bir şeyler yapar mı? Konsantrasyon çok düşük. Ya o çok önemli değil ama çok kararsız kaldım bu oyuncuda ya. Yani yorum, bilmiyorum, yorumlara yazarsanız ama ben gerçekten kararsız kaldım. Eğer kullanan bir arkadaş varsa inşallah iyi veya kötü diye yazar. Lisandro Tramoni kim teklifte bulunmuş buna? Atalanta 2 milyon euro teklif etmiş. Yok bu adama. Mazur Bandar Al Salamah fena değilmiş profili. Burada bizim bir sürü listemiz olması lazım. Evet, düşük tanınırlık genç demişim ama bunu siz bakmayın düşük tanınırlık dediğine. Bayağı oyuncu var. Kolombiyalılara bakalım. Aspiri de var, o da gidiyor zaten. Bir tane oyuncu varmış. Hiçbir tanesi de yok. Aç diyelim. Tabii seçtiğim veri tabanıyla da alakalı. Bu Uruguay'da kimler varmış? Evet bak. Agustin Alvarez, Penarol kulübünde. Bu neymiş? Santrafor. Karar alma çok kötü ama 20 yaşında bu çocuk, bayağı gelişir. Bitiricilik üst seviye yani, 15 daha bu çocuk 10, 20 yaşında 15 bitiriciliği var. Dayanıklılığı falan düşük. Takip edelim bakalım, zaten takip listemizde. Facundo Torres, şiddetle tavsiye ediyorum. Bu senenin iyilerinden. Geçen sene de fena değildi. Bu sene de koyarak devam etmiş. 16 milyon euro muydu? Evet, 16.75 bedelsiz. Şey, 16.75 bedelsiz diyorum ya. Serbest kalma maddesi var. Dilerseniz bu arkadaşı da transfer edebilirsiniz. Tabii Premier Lig'de falan alırsanız kullanabilirsiniz. Ya oynuyor yani bu çocuk. Çok kısa da olsa denedim. Bayağı verim aldık. Arezzo'yu geç. Arezzo'yu kullandık zaten. Biz bitirdik artık Arezzo'yu. Cristiano Oliveira yani fena değilmiş de, Almeria'dan kiralık. Alan Rodriguez. Bu vatandaş lan çok şey ya, yavaş. Hızlanmayı da hız düşük. Stoper. Hem stoper hem sağ açık mı? Nasıl oluyor bu? Yok. Buradaki. Pardon. Evet, şimdi o stopere bakalım. Renzo. Yok ya. Olabilecek gibi değil. Zaten çok fazla da oyuncu yokmuş. Uruguaylı. Açtığımız veri tabanıyla alakalı yine. Ragnar diyelim. Bakalım kuzey ülkelerinde var mı dişimize göre oyuncu? Peter. Da olmaz. Runar. Sen de olmazsın. Orta sahada var mı? Filip Roningen, Jorgensen. Geçen sene Beşiktaş kariyerinde aldığım orta saha oyuncusu. Acuz. Ya bu çocuk geçti artık, bize gelmez. Solano var yine sol bek olarak. Ha pardon. Onun kardeşi sol bekti. Bu orta saha versiyonu. Evet, Williot burada. Williot Reis. Bize pek pas vermedi. Magnus var orta sahada. Bu da çok yetersizmiş. Zaten 16 yaşında, gelmesi için 18 yaşını beklememiz lazım. 2 sene ölü yatırım.
Başka şimdi buradan yine takip listesi Arjantin varmış. Sol açıkta 10 tane oyuncu varmış. Matias Pellegrini Inter Miami'den kiralık diyor. Orellano evet sağ açık ve sol açık. Sağ ayak çok zayıfmış ama sağ ayağı zayıf olduğu için solda kanat oyuncusu olarak kullanabiliriz. Onu da orta yapması çok kötü ya da buradan ters ayaklı kanat hücum olarak değerlendirebiliriz. Atletik yapısı fena değil. Özel yeteneği üst düzey kararlılık var. Yani biraz potansiyeli falan varsa ona ulaşma ihtimali çok yüksek. Uzaktan şut inanılmaz iyi. Sürekli çalım atmayı dener. Sağ kanattan içe kat eder. Çalım atsın özel yeteneği var. Orta yapması çok zayıf. Pas iyi değil ama gelişim gösterebilir. Temsilciyle detayları görüşelim. Yani şartları duymak istiyorum diyor ama pek de iyi değil diyor sana transfer olmak. Biz yine de şey yapalım. Görüşme yapalım kulübüyle bonservis soralım. De La Vega. Geçen senelerde şeye falan gidiyordu ya bu. Ha, gene Premier Lig'e gidiyordu diyecektim. Gene Premier Lig ekipleri takipteymiş. Burada kanat forvet hücum desek özel yetenek çok iyi değil. 20 yaşında. Ben yine bu arkadaşı bir gözlemleyeyim. Gelen rapora göre karar vereceğim. Benjamin Gare her iki kanatta da oynayabiliyor. Yani Allah sahibine bağışlasın. Velasco'yu da kullanmıştık. Kevin Zenon 19 yaşında. Yani bu daha mütevazi bir oyuncu ya. Bu biraz daha böyle takım oyununa yatkın bir oyuncu. Franco Benitez geç bunu. Rodrigo Marquez karar alma 16, kararlılık 17. Ama çok hızlı bir oyuncu değil. Franco Orozco nasılsın sen? Yani buradan da beklediğimiz seviyede bir oyuncu göremedik. Aslında var birkaç oyuncu ama çok dikkatimizi çekmedi. Benjamin Gare sağ ayak çok zayıf bu da. Yani burada kanat forvet oynayacak bir oyuncu ihtiyacım daha çok. Yani fena değil bu da ama 21 yaşında. Bakacağız Arjantin'den biraz oyuncu çıktı. Takip listesi aç diyelim. Burada bakacağımız başka birisi var mı? Brezilya diyelim. Sol açıkta Gabriel Veron. Kararlılık 17. Baba bu adam. Top at zaten baksana tipe tam böyle. Beni at sahaya. Dağıtayım rakip savunmayı diyen bir tip. Oo çok iyiymiş. Kaç para? Ulan bu riske girmeye değer mi? 18 yaşında Brezilya'dan bir oyuncu getirelim mi? Kararlılık 17. Karar alma çok düşük ama daha 18 yaşında bu kızan. Teknik 14. Bitiricilik, dripling, ilk kontrol. Şu an bizim ligde iş yapacak seviyede. Hız hızlanma, çeviklik çok iyi. Raporuna göre detaylara ulan gelmek istesin. Hayda. Çok istiyormuş. 5 milyon verilir mi? Valla ilgilendiğimi açıklayayım. Ortalığı bir karıştıralım. Gabriel Veron orada bence işimizi görebilecek bir oyuncu. Tabi bana sağda adam lazım. Luis Enrique. Hem sağ hem solda oynayabilen bir oyuncu. Bak bunun da sol ayağı çok kuvvetli. Uf, kanatlara böyle iki tane genç Brezilyalı mı alsak kıpır kıpır. Oyuncuyu gözlediğim bu da fena değilmiş. Kim izliyor bunları? Bıraksınlar şu Arsenal falan ya. Adriano fena değil. 18 yaşında daha çok genç. Zaten olmuş profillerde bize gelmez. Helinho. Sağlık zaten. Savio. Nasıl bir oyuncu? 17 yaşında. Yani takip listemizde yani ilerleyen dönemlerde dikkat çekebilir. Bu nasıl bir sakal makal? Allah Allah. Guilherme Pato. Pato isimli olup kötü olma ihtimali olabilir mi? Sözleşmesi de bitiyormuş. 12. ayda bitecek. Ama 4,3 milyon euroya şey var. Opsiyonu var mı? Bu kiralık sözleşmesi bitiyormuş. Özür dilerim. 2022'de de bir sene sonra da kendi kulübüyle sözleşmesi bitiyor mu? 20 yaşında. Yani çok heyecanlandırmadı ya. Teknik olarak çok eksik özellikleri var. Burada Gabriel Veron bir heyecan yarattı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Yani olursa belki iş yapabilir. Ben böyle aradım. Solda kanat forvet golü koklayan şey olabilir. Valencia'yı da sağa atarız, sola atarız. Her yerde kullanırız. Stoper var mı? Kai'yi geçen sene aldık. Diego Costa. Çok para istiyorlar. 19 yaşında Renan var.
Sol ayaklı hiç fena değilmiş. 17 yaşında Beraldo. Beraldo'nun daha çok büyümesi lazım. Orta sahada var mı? Gabriel Menino'yu çıkarmayın karşıma ya. Danilo var 20 yaşında. Bu adamlar. En düşük değerdeki kim varmış? Andre. Fluminense'de. Bunu da almaya çalışsan hemen artar değeri. Juninho var. Juninho var. 20 yaşında. Bunun soğukkanlılığı falan çok düşük bunun da ya. Yani her şeyden biraz var adamlarda açıkçası. Tabi bu Brezilyalı oyuncular öyle sulak yerde oynuyor ki hani bir anda atlaya zıplaya özellikleri tepeye çıkıyor. Francia, Matheus Francia. Vay maşallah. Kararlılık 16. Bunlar geleceğin yıldızları olacak herhalde. Danilo. Bak çok güzel profili varmış Danilo'nun. Savunması fena değil. Hücum gücü olabilecek bir oyuncu. Yani bir adam hem Mezzala hem de savaşçı orta saha rolünü yani hani mümkün olduğunca iyi oynayabiliyorsa abi o adam tehlikeli adamdır. Danilo Bey. Temsilciyle detayları görüşleyelim. İyi bir hamle değildi. Peki iyi hamle olmasın. Epey oyuncu baktık. Sizlerin de fikirleri oluşmuştur. Belki buradan listelerden baktığımız bazı oyunculara transfer etmek için şu an bilgisayar başına bile geçtiniz ya da oyunu açtınız ya da not aldınız. Transferlerle alakalı şu şeyi de bir yanıtlayalım. Evet. Veron'la alakalı epey bir görüşme yapacağız. Tabi bu transferleri tamamlayacağız. Her süreci de ne yazık ki birlikte yaşayamayacağız ama en azından hangi oyunculara teklif götürdüğümü eğer olmazsa da yedeklerinde aşağı yukarı böyle bir baktık. Herhalde bir sonraki bölümde de transferleri inşallah tamamlamış oluruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.